Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün son dönemlerde çok fazla popüler olan ve bize mucizevi olarak lanse edilen yağlardan bahsediyor olacağız. Bazı yağlar var ki onları böyle yerlere göklere sığdıramıyoruz. Her şeyi onunla yapıyoruz filan. Sonra ben buna bir araştırmaya karar verdim ve nedir ne değildir, bunlar gerçekten işe yarıyor mu, söylediklerinin karşılığını veriyor mu şeklinde bir araştırmaya koyuldum. Bu şeyleri araştırırken de Hindistan cevizi yağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Aslında Hindistan cevizi yağının sandığımız gibi mucizevi bir yağ olmadığından bahsediliyor. Yani Amerikalıların %70'i bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünürken geri kalan %30'u da aslında sağlığa çok da bir faydası olmadığını söylüyor. Bu arada bahsettiğim Hindistan cevizi yağı bu kozmetikte kullanılanlardan değil, hani bu organik olanlar var ya, yemeklerde de kullanılabilen yağlar, onlardan bahsediyorum. Aslında bu yağların diğer yağlardan çok daha faydalı olduğu anlatılıyordu ve yerlere göklere sığdırılamıyordu buna 2 yıl öncesine kadar. Amerikan Kalp Derneği'nin yaptığı araştırmalar sonucunda Hindistan cevizi yağının aslında diğer yağlardan çok da bir farkı olmadığı ortaya çıkıyor. Yani kolesterol açısından çok da mucizevi bir yağ değilmiş. Hindistan cevizi yağının yanlış bir pazarlama kurbanı olduğundan bahsediyorlar. Demem o ki yani bugün bahsedeceğim şeylerde aslında bizim yerlere göklere sığdıramadığımız, özellikle kozmetik konusunda bolca kullandığımız yağlardan olacak. İlk mesela nedir? Argan yağı. Özellikle saç bakım konusunda bir lider yağ olarak görünüyor bildiğiniz gibi. Argan yağı hakkında besleyici ve sağlıklı bir yağ olduğuna dair iddialar vardı. Mesela biz bunu saçlarımızı besleyeceğini, hatta işte saç dökülmelerine karşı canlandıracağını, işte azalan saçları arttırdığı ve besleyici özelliği olduğu söyleniyor. Ancak Google'da şöyle ufak bir araştırma yaptığınız zaman argan yağının saç bakımına dair saçları beslediğine, kırıkları onardığına ya da saç dökülmesinin önüne geçtiğine dair herhangi bir araştırmaya rastlanmıyor. Argan yağı saçlar için faydasız mı? Hayır, faydasız değil. Sadece saçları olduğundan daha parlak gösteriyor. Evet, bu doğru. Ancak saç dökülmesine ya da kırıkları önleme gibi bir özelliği bulunuyor. 2. Makadamya yağı. Makadamya yağı da bildiğiniz gibi son dönemlerde inanılmaz popüler, inanılmaz mucizevi bir yağ kategorisi arasında yerini alıyor. Sandığımız gibi gerçekten mucizevi bir yağ mı? Kuruluğu tedavi etmede kullanılıyor aslına bakarsanız. Ancak şöyle bir araştırma yaptığınız zaman makadamya yağı hakkında kuruluğu önlemek adına yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmıyor. 3. Jojoba yağı. Jojoba yağı aslında hayatımıza yeni girmiş bir yağ değil. Çok uzun yıllardır bildiğimiz, hatta ilk bildiğimiz o yağlardan bir tanesi. Sağlıklı bir cilt bakım rutininde olması gereken bileşenlerden biri olarak söylenen yağlardan bir tanesi. Cildi nemlendireceği yönünde bir vaadi bulunuyordu. Jojoba yağının da argan yağı gibi sadece parlaklık kazandırdığı, kıl köklerinin altına nüfuz edemediği için de nemlendirme gibi bir özelliği olmadığı söyleniyor. O yüzden bu yağı da kullanmak, yani sadece parlaklık için evet kullanılabilir, ancak saçlarınızı nemlendirmek ya da cildinizi nemlendirmek adına jojoba yağını tercih ediyorsanız bu yağı kullanmanızın çok da bir anlamı yok. Sonuncu yağ Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı dediğim gibi son dönemlerin, son 2-3 yılın belki de en popüler yağlarından bir tanesi olma özelliği taşıyor. Yani kozmetikten gıdaya kadar çok fazla alanda kullanılabileceği söylenen yağlardan bir tanesi. Gıda konusundan bahsetmiştim yapılan araştırmalara göre. Amerikan Kalp Vakfı diğer yağlardan pek bir farkı olmadığını, bunun yerine daha az et yiyip, daha fazla sebze yiyerek bu oranı dengeleyebileceğini, yani kolesterol açısından daha az et yiyip daha fazla sebze yenerek bu sorunun önüne geçilebileceği, Hindistan cevizi yağının da bu konuda pek bir işe yaramadığından bahsettiler. Peki güzellik konusunda Hindistan cevizi yağının nasıl bir faydası bulunuyor? Yani bildiğiniz gibi Hindistan cevizi yağı şöhretine özellikle saç bakım konusunda ulaştı. Güçlendirmek, beslemek ve parlaklık yaratmak gibi özellikleri, faydaları bulunuyor. Araştırmalara baktığımız zaman
korkmayın. Hindistan cevizi yağının vitamin açısından zengin bir yağ olduğu için saçları gerçekten besleme konusunda başarılı olduğu söyleniyor. Yani tüm bu yağlar içerisine baktığımız zaman eğer gerçekten saçlarınızı beslemek, saçlarınızı güçlendirmek ve nemlendirmek hepsini aynı anda tek bir yağda istiyorsanız o zaman Hindistan cevizi yağı doğru bir seçim olacaktır. Ama diğer yağlar dediğim gibi çok da faydalı bir değil gibi gözüküyor. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım size faydalı bilgiler olmuştur. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, sonraki videolardan haberdar olmak için ise kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.